Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 2012 senesinde Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan tartışmanın ardından Ilıcalı Büyüksaraç'a dava açmıştı. Ilıcalı'nın açtığı dava sonuçlandı. Adada kaldığı süre boyunca yaptığı tartışmalarla ünlüler takımının en agresif ve huysuz ünvanını kimseye kaptırmayan Büyüksaraç, Acun Medya ile de sorun yaşamıştı. Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç davasında karar çıktı. Ilıcalı, Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı. Manken ve model Merve Büyüksaraç, 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu. Manken Merve Büyüksaraç, Survivor 2012'de elendikten sonra Acun Ilıcalı'yı hedef alarak "Adada o kadar aç değildik, yapım ekibi bize yemek veriyordu" deyince yapımcı Acun Ilıcalı'nın büyük tepkisini çekmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Görülen davada sona gelindi. Başarılı televizyoncu Ilıcalı, o dönemde Merve Büyüksaraç'a avukatı Hakan Öncel aracılığıyla tazminat davası açmıştı. Acun Ilıcalı, adada yapım ekibi bize yemek veriyordu diyen manken Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı'yı haklı buldu. Merve Büyüksaraç'ı 25.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Yarışmadan elenen Merve Büyüksaraç katıldığı bir televizyon programında "Survivor ortamını gerçek, yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Adada o kadar aç da değildik. Evet, yerde yatıyorduk. Fareler vardı ama yapım ekibi yemek veriyordu. Çok ciddi açlık çekmedik hiç. Sözleşmede Kıbrıs'a gelmezseniz 100.000 TL ödersiniz yazıyordu. Buna rağmen gitmedim. Gerekirse o cezayı ödemeye hazırım. Yarışmaya katıldığım için de pişmanım. Yarın öbür gün sandviç yerken kaydı çıkacak olan yarışmacı arkadaşlar. Kendilerini iyi bilirler. İyi düşünün sonra, yalan söyleyin derim" şeklinde açıklama yapmıştı. Acun'dan 500 binlik yanıt gecikmemişti. Acun Ilıcalı ise bu iddialara dava açarak yanıt verdi. Büyüksaraç'ın yarışma öncesinde imzaladığı sözleşmeyi ihlal ettiğini, 250 bin TL'lik cezai şartı yerine getirmek zorunda olduğunu belirterek 250 bin TL'lik de manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Büyüksaraç'ın finalde olmadığını iddia ettiği notere ilişkin tutanağı mahkemeye sunan Ilıcalı, tartışmaların ardından diğer 15 yarışmacının kendisini arayarak tanıklık etmek istediklerini kaydetti. Acun Ilıcalı, Survivor All Star Kıbrıs'ta adada yemek veriliyordu diyen Merve Büyüksaraç'a bu kez videolarla cevap vermişti. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.